Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi KEP İstanbul firmamızın kurucusu efendim. Rıfat Yeşilfidan bugün bizlerle. Dilerseniz Rıfat Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim etmiş olalım. Ardından da sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Rıfat Bey? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Turizmle uğraşıyoruz. KEP İstanbul firmamızı kurduk bundan 4 yıl önce e, ve iyi bir yerlere de getirdik. Şu anda e, turizm işi yapıyoruz. E, ana kolumuz şoförlü araç kiralama ve havalimanı transferi. E, müşterilerimiz genelde yabancı mü müşterilerdir. E, gerçi biz onlara misafir diye e, adlandırıyoruz. E, neredeyse Türk misafirimiz yok gibi bir şey. Hizmet, kalitemiz çok iyi. Fiyatlarımız biraz yüksek olabilir e, Türkiye'ye nazaran. E, ama işimizde de çok iyi olduğumuzu belirteyim öncelikle. Neden turizm mesleğini yapıyoruz? Bir hikayesi var mı sizin için? Evet var. İngilizce öğrenmek gibi bir hedefim vardı. Yani küçükken hayalim İngilizce öğrenmekti. O da dünya dili olduğu için. Bugün İngilizce ve Arapça konuşuyorum. Bu turizm sayesinde oldu. Turizmin hikayesi de yabancı dilden geliyor. Yani yabancı dil öğrenme isteği beni turizme itti. Temel olarak e, turizme giriş hikayemiz bu. Ne kadar güzel aslında değil mi? Hem e, sevdiğiniz bir mesleği de yapıyorsunuz, işi de yapıyorsunuz. Aynı zamanda da hep derler ya, hani pratik yapın, yabancılarla konuşun, iletişime geçtikçe aslında e, dili en iyi pekiştirme yöntemlerinden biridir derler. Siz de sanırım bu yolu tercih ettiniz. Evet ama onun bir hikayesi var. E, i̇zin verirseniz o hikayeyi anlatmak isterim. E, Sırtta e doğdum ve orada m, Türkçe bile ikinci değildi. E, o hayali ancak İstanbul'da gerçekleştirmek mümkün oldu ama onların onun ondan önce de güçlü bir hikaye var. Benim ilk işim aslında pazarcılıktır. Ben sem pazarcılığı konveksiyonda çalıştım. İşi öğrendim ve parasızlıktan pazarcılığa başladım. Yani imkansızlıktan pazarcılığa başladım. Ama iyi bir plan yaptım ve pazarcılıkta başarıya ulaştım. Diyeceksin ki pazarcılıkta başarı mı olur? Evet olur. Evet olur. Yani Pazarcılık yaparken o günün koşullarında aslında en üst sekmeye geldiğimi düşünüyorum. Yani ürettik, pazarladık, bir pazar oluşturduk, o pazara uygun mal ürettik, verdik ve tuttu. Yani işte sirtten geldik, pazarcılık yaptık ki bütün şehirler neredeyse pazarcılık yaparlardı. Yani benim pazarcılık yapmam bir tercih değildi, bir hayal de değildi, bir zorunluluktu. Hı -hı. Sonra bugün geldim belki bizim bizi izleyenlere bir ilham kaynağı verir diye bunu anlatıyorum. Sonra bir gün fark ettim ya benim param var. Aslında gelirim de var. Daha gençim de yani 30 yaşındaydım bu kararı verdiğim zaman. Yani İngilizce ve İngilizce öğrenmek benim için bir hayal değil. Sonra geriye döndüm. Evet, e, para kazandık ama yarın öbür gün işsiz kalırsam bir yere gidip iş başvurusu yapsam kimse herhalde bana askeri ücretten fazla ödeme yapmaz ve Çocukluğumun hayaliydi İngilizce öğrenmekti. O zaman ne yapalım? Bu işi bir sonlandıralım, gidip İngilizce öğreneyim. Dedim 30 yaşında yurt gittim İngilizce öğrenmeye. İşte hikaye burada başlıyor. Vallahi harika. Ee, Her şeyi tek başınıza mı yaptınız? Kesinlikle yani tek başıma yaptım derken, e, tabii burada e, 30 yaşında ben İngilizce öğrenmekle verdiğimde evliydim. Eşime danışmak, eşimin izin vermesi kolay olmadı tabii de. E, ama uygun manzaretlerim vardı, hayallerim vardı Sağ olsun o da anlayış gösterdi. İşte gittik, İngilizce öğrendik. Hikaye böyle başladı. İngilizce öğrendik, geldik e, bu işe nasıl işimize nasıl geldik diyecek olursanız, soruyu da ben sormuş olayım. E, İngilizce öğrendikten sonra Atatürk Havalimanı'na geldim, iş arıyorum. İşte İngilizce bilen bakıyorum, İngilizce bilen eleman diye ne olursa girerim. Hani ne iş olsa, ne olsa ya, yaparım. Abi diyenler var ya. Biraz da biz de öyleydik. Atatürk Havalimanı'nda bir seyahat firmasında işe başladım. E, o dönemde satış temsilcisi olarak başladım. Hem İngilizceyi geliştirmek hem de İngilizce bildiğimi bilen insanlar olsun artık. Bir de o, o da ayrı bir şeydi. Ee, başladık orada. Ee, sonra turizmi sevmeye başladım. Yani İngilizce öğrendim ama turizmle hikaye böyle başladı. Turizme aslında aşık oldum. Çünkü zevkliydi, yeni insanlarla tanışıyordum ve her gün yeni hikayeler duyuyordun. Ve onu, o yeni hikayeler beni zengin kılıyordu. Her gün bana yeni bir şeyler öğretiyordu. Bu, bunu biraz da iş kaynağına dökmem gerekiyordu, işte o satış temsilcisiyken aslında pazarcılıktan kalma bir gelirim de vardı, pazarlarımı kiraya veriyordum, bir gelir de vardı, oradan bir maaş alıyorduk, fena da değildi yani, turizmde her gün yeni insanlarla biraz da zevk almaya başladık. Bu, işte şoförlü araç kiralama o zamanlar daha yeni yeni, Araplar yeni Türkiye geliyor, yeni popüler olmaya başlıyor. Ve aslında iyi de bir kazancı vardı. Fark ettim benim kazancımdan çok şoförün kazancı var. O zaman bir vizyon değişine gittim. Dedim ki çalıştığım firmada dedim ki arkadaşlar beni şoför olarak işe alır mısınız? Yoksa ben işi bırakacağım. Şey dediler ya olur mu bak sen işte o zaman bir buçuk alıyorduk. Diğeri 750 yarı yarı ya sen deli misin dediler. Evet dedim ben bunu yapmak istiyorum yani. İşe alırsanız sizde başlarım yoksa siz işi bırakırım yan firmaya şoför olarak. Çünkü tanıyorlar seviyorlar da. Öyle bir hikaye öyle başladı. Şoförlük yaptıktan sonra, işte bir dönem yaptıktan sonra Arapça öğrenmeye karar verdim. Yani onun yetmeyeceğini, İngilizcenin tek başına bir işi büyütmeye yetmeyeceğini düşünerek e, Arapça öğrenmeye karar verdim. Onun için de yurt dışına gittim. Arapça okuma yazma öğrendim. E, tabii hani bu işi, bu arada turizm otelciliğe kayıt oldum. Çünkü turizmi sevmeye başladım. Turizm otelciliği dışarıdan bitirmeye başladım. İşte Arapça öğrendikten sonra ilk arabamı sanırım 5 yıl önce falan aldım. Eski bir araba aldım. Ve sermayemi de kullanmıyorum. Yani pazardan biriktirdiğim bir sermayem vardı ama o iki arabayı aldığımda sanmış olurum. Böyle çok da eski bir araba aldım. Ama kendime güveniyordum. Artık İngilizce biliyordum, Arapça biliyordum, turizmi biliyordum, sorunlarını biliyordum, geleceğini biliyordum, tahmin edebiliyordum. Ve bugün çok şükür İstanbul'un şoförlü araç kiralama ve havalimanı transferinde en iyi filolardan biriyiz. Ve tercih edilen bir firmayız. Bunun kaynağının da benim o işin ana yani e, e, omurgasından geldiğimden kaynaklanıyor. Çünkü ben biliyorum. Benimle çalışan arkadaşlar e, dolayısıyla da onların sorunları da anlıyorum. Müşteriyi de anlıyorum. Dolayısıyla da güzel gidiyor. Hiçbir problem yaşamadan Çok şükür. ilerliyorsunuz. Valla tebrik ederim öncelikle sizi. Azmin zaferi diyebiliriz. Yani istediniz, hep hayal ettiniz ve hayalde bırakmadınız. Çabaladınız e, ee, kendinize. Hep bir şey ekleyerek bugün Kep İstanbul Firavunuz'un sahibisiniz. Açılımı nedir Kep'in? Kep aslında taksinin biraz daha büyüğü bu e, ya da işte kapalısı anlamına geliyor. E, yani aslında İngilizce'de özellikle İngiltere'de genelde taksi yerine Kep diye kullanılır. E, İstanbul taksi diyebiliriz ama tam olarak bizim verdiğimiz hizmet tabii taksi hizmeti değil biz de profesyonel bir hizmet veriyoruz aslında gelmeden önce yayın arkasında konuştuk ee, biz biraz daha asistanlık hizmeti veriyoruz çünkü şoförlerimiz profesyoneldir kesinlikle bu işte eğitim alırlar ve kendi aramızda toplantılar yaparız kendi aramızda bilgilerimizi birbirimizle paylaşırız ve asıl ihtiyacı ihtiyaç olan noktayı tespit ederiz. Ona göre de eksiklerimiz varsa onu geliştiririz. Bizimle çalışan arkadaşlarımız, yani şu anda yaklaşık 15 çalışan arkadaşımız var bizimle. Hepsi de profesyoneldir. Ve biz sürekli kendimizi geliştirme için çaba harcarız. Bu bize çok şey katıyor. Yani bugün piyasada turizm biraz yaralı gibi duruyor işin gerçeği Belki yani bunun sebepleri vardır, bunu bu, e, bunlara girmeyeceğim. E, ama iyi hizmet verdiğinizde insanlar sizi tercih ediyor. Yani ucuzu değil de biraz da kaliteyi tercih ediyor. Biz bunu keşfettik. E, bu bu yolda da ilerlemeye devam edeceğiz. Film olarak sizce sizin farkınız nedir? Neden sizi tercih etsinler? En önemlisi bizden alınan hizmetin karşılığını e, göreceklerdir. E, zaten geri dönüşleri de olduğu için biraz bu konuda gururla bahsediyoruz. E, yani verdikleri nin karşılığını aldıkları için sürekli geri dönüşler alıyoruz, teşekkür mailleri alıyoruz. Dolayısıyla da aslında doğru hizmeti aldığınızda bu ucuz hizmetten daha ucuza gelmiş oluyor. Yani siz bize bir hizmet için bir ücret ödüyorsunuz ve bunun karşılığında istediğinizi alıyorsunuz. Çünkü aslında en pahalı olan şey bilgidir. Ve biz e, burayı tanımayan, çünkü hedefimiz yabancı misafirlerimiz, burayı İstanbul'u tanımayan, İstanbul hakkında bilgi almak isteyen, İstanbul'da zevk almak isteyen e, misafirlerimize onların ihtiyacı olanı veriyoruz, bilgi veriyoruz. Yani aslında biz şoförlü araçtan çok e, asistanlık hizmeti veriyoruz. O bilgiyi satıyoruz ve o bilgiyi aldıkları için de memnun oluyorlar. Biz de onu verdiğimiz için memnun oluyoruz. Aslında bu Türkiye için de m, doğru hizmetin... M, ama kaliteli doğru hizmetin e, turizmi ne kadar e, geliştireceği'nin de farkındayız bu konuda e, çevremizde bizim de dahil olmak üzere çok eksiğimiz var bu konuda yeni stratejiler geliştirmeliyiz ve ahlaklı eğitimli e, personeller yetiştirmeliyiz yani bu konuda yani özellikle üstüne basa basa söylüyorum ahlaklı ve eğitimli yani siz misafire hizmetin karşılığını çok yüksek fiyata söylediğinizde aslında o gücenmiyor. Türkiye gelmiyor değil, geliyor. Sadece onu kandırmayacaksanız ve doğru bilgiyi verecekseniz, o hizmeti belki piyasanın iki katına da sunarsanız onu alıyor ve sonun sonunda da memnuniyet doğuyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız o, yani ucuz çalışmıyoruz ama iyi çalışıyoruz. Son olarak peki neler vardır? Neler yapmak istersiniz? Sormak isterim. Ee, hedeflerim aslında ben ee, ticari olarak istediğim noktaya ulaştığımı düşünüyorum. Bugünden sonra e, gerçekten çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Ve daha çok öğreneceğim şeyler var. Bu konuda e, sektörün, turizmin, çünkü artık ben kendimi turizmin parçası olarak görüyorum. Yani İngilizceye geçtim, pazarcılığa geçtim, kendime de geçtim. Bu turizmdeki eksikleri görüp benim bildiklerimi paylaşmak isterim buradaki turizmde herhangi bir e, sektör ya da işte o birlikler, odalar ve o konuda öğrenerek ve öğreterek e, doğru hizmeti vermek emelimdir. E, bu konuda e, bu konunun Türkiye'nin turizmini geliştireceğinden e, eminim. emirim. But... Benim gibi arkadaşlarla tanışmak isterim. Planları olan insanlarla tanışmak isterim. Buradan beni izleyen varsa, benimle tanışmak isteyen varsa telefon numaralarımız budur. Burada biraz daha yedden çok aslında birliklere hitap etmek istiyorum. Hı hı. Lütfen beraber olan öğrenelim ve doğru hizmeti doğru yere kanalize edelim ki Türkiye turist gelsin. Yani bizim biz hizmeti verirsek gelen çok olur. Tabii ki öyle. O yüzden en iyi hizmeti veren firmalarımızdan birisiniz. KEP İstanbul. Çok teşekkür ediyoruz. Başınızın devamını dileyerek. Ben size teşekkür ederim. Burada olmaktan onur duydum. Çok Sizle tanışmak da mutluluk vericiydi. Kolaylıklar sizlerle olsun. Teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Değerli konuğumuz KEP İstanbul firmamızın kurucusu efendim Rıfat Yeşilfidan bugün işi bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.